Evet, herkese selamlar. Gündem Arası programıyla yine karşınızdayız. Bahadır Bey ve Artuş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, iyi hafta ortaları olsun öncelikle. Çünkü gelen veriler ışığında önemli detayları sizlerden alacağım. Tabii ki beklenilen faiz kararı ile ilgili bazı noktalar olacak ki bu noktalar neye dayalıydı? Bugün gelen veri ışığına dayalı ABD enflasyon verisi. Peki dün ABD enflasyon verisi sızdı diye bir gündem konuşması vardı. Şöyle bir ortalık da karışık çünkü piyasadaki hareketler gerçekten bir volatilite yaratıyor. Buradaki volatilitenin içerisinde de zaten yatırımcıların da biraz daha kendini orta vadede nasıl şekillendireceği de çok önemli. Evet, şimdi dilerseniz buradan bir alalım. Biz dün neler oldu, ne konuşuldu? Bu hafta başı itibariyle de ne bekliyorduk? Gelen veri yorumunu da Bahadır Bey'den rica edelim. Biz özellikle portföy alokasyonunda bir tane önemli noktanın altını çiziyoruz. Bir tanesi diyoruz ki Türk lirasında durulması lazım. İkincisinde yurt dışında eğer yatırım yapıyorsanız hem emtiada hem de hisse senetlerinde pozisyon alabilirsiniz. Hisse senetlerinde sadece biraz daha Amerika'da bu AI gibi teknoloji gibi hisselerden biraz daha defansif hisselere geçin. Çünkü Amerikan ekonomisinde eninde sonunda yavaşlama emarelerini göreceğiz. Yine Türkiye içinde hisse senetleri piyasasında durabilirsiniz TL'de durduğunuzda. Borsadaki her düşüş bir iyi hisse senedini almak için fırsattır demiştik. Hatta şunu da ifade ettik, ikinci bölümde onu daha detaylandırırız. Birazcık bu takas avantajı meselesini gündemde tutmak lazım. Böyle hafta ortasını görelim, ondan sonra hisse senetleri piyasasında biz de pozisyon alabiliriz demiştik. Dünden itibaren bir pozitif tepki vermeye başladı Borsa İstanbul. Ama tabii Amerika'da çok önemli şeyler oluyor. Bir tanesi şu, dün Amerikan borsalarında ciddi bir yükseliş gördük. Bu ciddi yükseliş ya dedik Amerika'daki enflasyon verisi sızmış, hisse senetleri piyasasını alıyorlar. Ya da Amerika'da ciddi bir ekonomik aktivitede yavaşlama beklentisi var ve onu fiyatlıyor. Borsalar yukarı gidiyor fiyatı oluşuyor. Gerçekten de şu noktada olan hareket şunu ifade ediyor ki ya dünkü veri sızdı. Çünkü borsalarda inanılmaz bir yukarı hareket olduk. Bugün de 3.4, 3.3 beklenenden daha düşük bir enflasyon verisi geldi. O yüzden piyasada hem emtiada hem kriptoda 5,5 yıldır uyuyan Bitcoin mesela yani inanılmaz bir yükseliş hareketini beraberinde getiriyor. Bu Amerikan verisiyle hem Amerikan borsaları hem emtia hem de kriptoda bir yukarı yönlü hareket gördük. Hatırlarsanız altında örneğin işte değerli metallerde o sene bu sene düşüşler alış fırsatıdır diye değerlendirmiştik. Amerikan borsalarında olumlu hava devam edecek ama enerji hisselerinin, özür dilerim, teknoloji hisselerinden biraz daha defansif hisselere geçelim demiştik. Bu büyük oranda gerçekleşti. Ben zannediyorum ki akşam Fed'in açıklamalarıyla birlikte bu pozitif hava güçlenebilir. Yani belki Fed bu ay bir faiz indirimi yapmayacak ama bir faiz indirimine ya da ardı ardına faiz indirimleriyle ilgili beklentileri güçlendirecek bir durum olabilir. O yüzden bence bu hani uzun zamandır söylediğimiz mesela piyasa çok iyimserken ya bu kadar 7 tane faiz indirimi beklememek lazım veya şu anda da ya bir tane faiz indirimi gibi daha olumsuz bir noktaya taşımayı da ben uç bir şey olarak görüyorum. Amerikan ekonomisinde çok ciddi bence yavaşlama emareleri var ve buna bağlı ardı ardına faiz indirimleri görebiliriz gibi geliyor bana. Çok teşekkür ediyorum. Bahadır Bey, bununla ilgili de beklentileri hemen soracağım ama buradaki enflasyon verisiyle ilgili dilerseniz birazcık detay alalım. Şimdi veri geldi. Buradaki aylık bazda ve çekirdek bazda neler görüyoruz tüketici fiyat endeksinde? Buradakiler beklenti dahilinde mi oldu? Piyasa nasıl şekillenecek? Şöyle, beklenti dahilinde evet düşüş bekleniyordu ama hani sabit kalması, değişim göstermemesi yani sıfır gelmesi beklenmiyordu. Niye bekleniyordu kısmına gelecek olursak. Şimdi korona sonrası ABD neyle büyüdü? Bu sorunun bir cevabını bulmamız lazım. Yani
sıkı para politika, önce genişlemeci para politikasıyla başladık. İşte 2021 yılı işte enflasyon geçici dendi. Yellen sağ olsun herkesi işte tiyatrosunu güzel oynadılar. Arkasından işte kusura bakmayın dedik birkaç ay önce. İşte ben hani şimdiki aklım olsa veya işte şimdiki verilerle olsa o zaman bu beyanı vermezdim gibi. Powell da aynı tiyatroyu devam ettiriyor. Ama özellikle faiz artışının geldiği işte 2022-23 dönemi diyeyim. Baktığınızda Fed yani ABD hükümeti tarafında mali genişleme devam ediyor. Yani sıkı para politikası uyguluyorsun. Evet. Para miktarı, paranın maliyeti olan faizi veya işte borçlanma maliyeti olan faizi yukarı çekiyorsun. Likitte enjeksiyonlarında çok da öyle hani sterilizasyon yapayım, piyasadan biraz fazla para çekeyim gibi çok husus yoktu ki. İşte biliyorsunuz 47,5 milyar dolarlık bir piyasadan yani bilanço küçültmeyle ilgili bir durum söz konusuydu. Bunu 95'e çıkardılar ama işte bir ay önce tekrardan bunun bir 35'ini 40'ını tekrardan törpülediler. Yani bunu işte 60 milyar dolar seviyesine kadar indirdi. Önümüzdeki süreçte de şimdi akşam şunu söyleyecek benim anladığım. Biden'ın da tabii şunu söyleyeyim araya bir parantez açayım konuyu kapatmadan önce. Biden hatırlarsanız neydi bundan bir ay önce falan? Vergi artırımı yapmak zorundayız dedi. Çünkü bütçe tarafındaki denge bu kadar mali yeteneği ve işte tahvil ihraçlarıyla borçlanarak büyüyen bir ABD ekonomisi. İşte çip yatırımları olsun ne adına ne derseniz deyin. Yani hemen hemen bütün sektörlerde işte ki altyapısı işte eskimiş 70 yıl önceki 100 yıl önceki altyapılar bunların yenilenmesi gerekiyor. Burada da üreten ekonomi haline dönmesi şirketen değildi. Daha çok üretim yapan bir ekonomi olması için bu yatırımlar gerekliydi. Ama işte tahvil ihraçlarına baktığımızda bazen %99 talep geliyor. Yani toplamda ihraç edeceğin miktarın 100 lira ihraç edecekse 99'una sadece talep geliyor. 1 liralık kısım boşta kalıyor. Bu da faizi yukarı çekiyordu. Finansman maliyetinin artmasıyla beraber bütçe tarafında ciddi anlamda sıkıntı var. Şimdi sen vergileri artırdığın bir süreçte mali genişlemeyi sonlandırdığın bir süreçte ne beklersin? Büyümenin de ana itici gücü buysa tabii ki bunun artık Artunç Bey'in az önce söylediği gibi yavaş yavaş soğumasını, ekonominin soğumasını beklersin. Şimdi bunun ilk etkisi ne olacak? Kısa vadeli etkisi ne olacak? Evet, finansal piyasalarda işte faiz indirimi bekleniyordu. İşte 7 adetti, 6 adetti. Biz bunun böyle olmayacağını dediği gibi Artunç Bey'in söyledik. Ama şimdi öyle bir iyimser hava gene tekrardan o birkaç aydır yarattıkları kötümser havayı tekrar iyimsere çevirmek isteyen bir ABD var ve FED var karşımızda. Ben akşam şunu bekliyorum açıkçası. Yani bu da bir geçici düşüş. Trend görmemiz lazım. Ama ve lakin ekonomideki soğuma işte sonraki süreçte devam ederse işte bizim faiz indirimleri noktasında elimizi güçlendirir. Burada istihdam piyasası önemli. Çok büyük bir kırılma olmazsa işte biz gene %2 hedefine doğru gitmek istiyoruz. Amacımız bu deyip İşte ben halen daha dediğim gibi bu sene bir tane bekliyorum. Kasım, Aralık artık hangisinde yapacak bilmiyorum ama muhtemeldir ki Aralık. Eylül'deki olasılık şu aşamada beklenti anlamında %50 seviyesine neredeyse %60 seviyesine yapması ki bu oran işte 40'lara falan inmişti. Şimdi tekrar bir pozitif havayla beraber endekslerde biz yukarı yönü görürüz. Bize de bunun pozitif yansıması olur. Bizim endeks üzerinde zaten biliyorsunuz hani hep konuşuyoruz. Yerlerinin baskın olduğu bir formasyon zaten ya, temel değerlerden, şirketlerin temel değerlerinden uzak yatırımcı profiline bizim piyasamıza ciddi yandan soktu. Çünkü işte insanlar bakıyorlar, tamam fiyat kazanç oranı, rasyoları gayet iyi. Ben bunu alayım, şirket karlı. Tahta oynamıyor yani. İşte bir senedir oynamıyor, iki senedir oynamıyor. Öbür tarafta bakıyor borçlu, rasyolar uçmuş ama tahta uçuyor. Şimdi küçük yatırımcı, finansal okuryazarlığı düşük olan bir insanı veya olmayan bir insanı düşündüğünüzde hangisine gidersiniz? Zaten ek gelir yaratmaya çalışıyorsun. Gitmeyen tahtaya değil, giden tahtaya gireceksin. Şu an hemen hemen bu tip bütün küçük yatırımcılar, hatta işi bilen küçük yatırımcılar dahi bana sorarsanız bankacılık sektörü dışındaki bütün hisselerde şu an herkes kilitlenmiş durumda. Burada bir yabancının girip oyunu artık değiştirmesi lazım. Biraz da artık hani ben Mehmet Şimşek olayına da getirmek istiyorum. Evet, her finansal piyasanın derinliği önemlidir. Komisyon tutarı bu tarafta sıfıra yakınlaşması lazım. Etkin piyasanın temelinde yatan temel varsayımlardan bir tanesi budur.
Ama ve lakin şöyle de bir durum var. İşte son 7 aylık sürece baktığımızda işte adına robot deyin, bilmem ne deyin, yerlinin bu kadar baskın olması da açıkçası küçük yatırımcı için çok da iyi değil. Yani bunu da görüyoruz. Şimdi ya bu tarafta artık biraz daha temel değer, temel rasyolara, temel analize yönelik harbiden öne çıkan şirketlerin parladığı, primlendiği bir sürece doğru evrileceğiz. Bu komisyonlu olmaması lazım ama orada bakanın söylediği önemli bir şey var. Biz burada görüyoruz ki pek hani sırf işte işlem bolluğu oluyor, hacmi oluyor ama gitmesi gereken şirketlerde gitmiyor. Bir de yabancının gireceği süreçte kısa vadeli yerli bu kadar kısa vadeli hareket ediyorken yabancı da ister istemez buranın adeti ne ya abi teyamülü diyecek. Kısa vade gir çık. O da robotla gelecek o zaman. Yani robotla gelen para kazandığına göre o zaman yerlinin cebinden alıp yabancının cebine verir gibi bir durumumuz olur. Onu engellemeye çalışan bir açıkçası hani bir komisyon tutarıydı ama orada iletişim çok hani istenilen düzeyde olmadı. Direkt rasyoyu verselerdi, oranı verselerdi bence bu kadar yani tatava çıkmayacaktı diyeyim artık. Piyasa bu kadar çalkalanmayacaktı. Gene dönüyorum şimdi Fed'e. Günün özeti yani hani özetle şunu söyleyebilirim. Fed tarafında evet güvercin söylem olacak ama %2 enflasyonu altı tekrar çizilecek. İstihdam piyasası güçlü. Bunun altı tekrar çizilecek. İşte olursa veriye bağlı devam edeceğiz ama işte faiz artırımlarının zaten sonuna gelmiştik diyecek. Belki orada bir likidite ilgili bir şey söyleyebilir. Tahvil alımları tarafında hani biraz daha azaltıyoruz deyip likidite anlamında destekleyeceğiz gibi bir şey olabilir ama hani o da ekstrası olur. Hani öyle diyeyim. Ben açıkçası çok bir karar değişikliği beklemiyorum. Benim kendi tahminimde dediğim gibi Kasım'dan sonraki hikaye bunun temelinde ne yapıyor derseniz enflasyon düşmesini istemeyen bir ABD var. Bunun temeli de sıkı yüksek faiz oranları işte birinciliği kaybetmeyelim. Çin sıkı para politikasıyla ve finansal sıkılıkla beraber Evergrande battı. Birkaç şirketi daha batsın. Ben tekrardan üreten ABD olayım yaklaşımında o yüzden mali genişleme yaptı. O sebeple de ben seçimden önce hani dediğim gibi faiz indirimiyle ilgili bir şey beklemem ama yönlendirmesi bile doğru düzgün yönlendirmesi bile pozitif anlamda hemen hemen bütün hisse senedi piyasalarına ve bize pozitif olarak yansıyacaktır. Teşekkür ediyorum. Yorumlar ve beklentiler önemliydi bizler için. Şimdi o zaman şunu sormak istiyorum. Tabii ki şu an küreselden konuşuyoruz çünkü küresel taraftaki görüntünün bize yansımaları zaten çok önemli. Ama biraz daha Türkiye içerisindeki gündemde yine kendinden küreselden ayırmaya dikkat ediyor diyelim biz buna. Çünkü buradaki gündem gerçekten dışarıdan çok daha farklı. Şimdi bir noktada yatırımcılar şimdi buradaki yatırım çeşitliliğiyle birlikte aslında şekillendirme yaparken bir noktada da zaten hep şunu soruyor ya neden biz küresele bakmak zorundayız? Yurt içi yatırımcılar buna o yüzden dikkat ettiği için buradaki veriler ışığında da yorumlarınız bizler için çok kıymetli diyorum. Evet peki o zaman şunu da hemen sormak istiyorum. Bize yansıması burada o yüzden önemli. Dolar tarafına baktığımızda biz ne görüyoruz? Altın tarafında, emtia tarafında. Çünkü burada emtia fiyatlamaları da dikkat çekiyordu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi yurt dışı gelişmelere bağlı olarak altında ve kriptoda çok güçlü yukarı yönlü hareketler gördük. VIX endeksinin ve doların değer kaybettiğini gördük. Euro dolar paritesi de bir yukarı hareket yaptı. Özellikle Avrupa Parlamento seçimlerinin ardından euro dolar paritesi euronun çok aleyhine gelişmişti. Bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışı gelişmeler bizim için niye önemli? Özellikle FED tarafında bizim yurt dışından bir para bulmaya ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye ekonomisi geçtiğimiz dönemde çok ciddi bir yurt içinden yabancı yatırımcı kaçışıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi kuru bir miktar kontrol etmek istiyoruz ki buradan enflasyona geçişkenlik olmasın. KKM bitecek önümüzdeki 1-1,5 ayda. KKM'nin bitmesiyle birlikte TL'ye geçiş belki de hızlanacak. Ve yabancı yatırımcılar da şu anda devlet iş borçlanma senetlerine geliyorlar. Bence hali hazırda hisse senetleri piyasasına gelen çok büyük bir yabancı yatırımcı yok. Varsa da bu kısa vadeli. Geliyor gidiyor. O yüzden ben esas borsadaki hareketin Bahadır'ın hep dikkat çektiği gibi işte gri listenin olması,
enflasyonun 3 Temmuz'la birlikte Haziran datasıyla hızla aşağı geliyor olması gibi nedenlerle esas ben borsadaki yükselişin bence Temmuz-Ağustos aylarında olacağını görüyorum. Belki sonbaharda faiz indirimleri de göreceğiz. Bunu tartışmamız lazım tabii. Yani enflasyonla ilgili beklentilerdeki düzelmeye bağlı faiz düşürmek konusunda Merkez Bankası'nın eline bir fırsat mı gelecek, yoksa Merkez Bankası faizleri indirirse enflasyonla ilgili gidişata ket mi vurmuş olacak? Eylül ayı o yüzden çok belirsiz. Ben Temmuz-Ağustos aylarının borsa açısından çok pozitif geçmesi ihtimali doğrusu büyük bir olasılık olarak görüyorum. Onu ifade etmemde yarar var. Onu bir söyleyeyim. Yani önümüzdeki günlerde borsa tarafındaki hareketliliğin özellikle yabancı girişine bağlı olarak bence artması ihtimali var. Yurt dışı verilerdeki toparlama bence yine yurt dışında bir rally yaptıracak. Ama biz yurt içinde esas hareketi enflasyonun düşmesine bağlı olarak göreceğiz. Çünkü ne oldu? Bir, her zaman tekrar ediyorum, Eurobond'a önce alış geliyor. Ardından kısa vadeli TL'ye alış geliyor. Ardından devlet iş borçlanma senetlerine alış geliyor. Hisse senedine şu ana kadar gelenler gidenler oldu. Esas hisse senetlerindeki yükselişi ben sonbaharla birlikte göreceğimizi söylüyorum. Ve bu sene Amerikan ekonomisindeki yavaşlama bence altında. Özellikle bu akşamki toplantıda da yumuşak bir Fed'in ardından daha güçlenen bir yukarı yönlü hareketi beraberinde getirebilir. Buna bence dikkat çekmek lazım. Benim ekleyeceğim bazı şeyler var. Yani Artunç Bey'e tamamen katılıyorum. Şimdi o tarafta rezerv para rolüne bakmak lazım, doları. Yani bu blockchain hikayesi ve bunun işte Central Bank Digital Currency dediğimiz o CBDC hikayesine evrilmesi durumunda, ki bugün işte Rusya'nın en büyük bankalarından bir tanesinin CEO'su çıktı. Biz Hindistan'la blockchain üzerinden işlem yapıyoruz, transferleri yapıyoruz, İran'la yapıyoruz, işte ne bileyim Çin'le yapıyoruz. Niye Türk bankalarıyla bunu yapamıyoruz gibi bir açıklamada bulundu. Şimdi burası önemli. Eğer bu ülke sayısı, yani Rusya'da veya blockchain tabanlı ödeme sistemlerine geçen ülke sayısı artar ise dolar tarafındaki zayıflama hızlanacaktır. Bunun altına ve açıkçası borsalara diyeyim, ABD dışındaki, yani ABD'den çıkış gerçekleşip bu sefer gelişmekte olan ülkelerin borsalarına yüklü bir giriş olacak. Burada hep söylediğimiz, tabii bizim buna hazırlanmamız lazım. Yapısal reformları yapmamız lazım. İşte hep söylediğimiz, gene hisse senedine kısa vadeli geliyor ama bunun kısa vadeyle ilgili geleceğine adam bir taahhütte bulunmuyor. Ben açıkçası hani o tarafta da Türkiye'nin hani önünün çok açık olduğunu düşünüyorum ama bizim ne kadar ileri gidebileceğimiz, ne kadar hani potansiyelimizi gerçekleştirebileceğimiz açıkçası burada hem diğer Hazine Maliye Bakanlığı dışındaki diğer bakanlıkların ne derece elini taşın altına koyacağına ve yapısal reformlara katkı sağlayacağına bağlı. Hem de bizim işte bu bürokrasiyi azaltma ve yatırıştan destekleyici düzenlemeleri ne hızla geçireceğimize bağlı, ne kadar yukarı gideceğimiz, ne kadar ilerleyeceğimiz gene dönüyor bizim kendi iç dinamiklerimize ve yapacağımız, atacağımız adımlara kalıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gündem arasıyla buradaki sohbeti biraz daha yatırımcılar için tatlandırdık diyeyim. Çünkü buradaki veriler gerçekten yatırımlarını şekillendirecek. Belki piyasa içerisinde de ekonomi yönetimiyle ilgili kararların nasıl çekileceğini kendilerine alırken ona göre de bir portföy oluşturacaklar diyorum tekrardan. Bunu yenilemek çok önemli çünkü buradaki yayınların da takibi bizler için değerli. Bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz ve aynı zamanda bildirimlerinizi de açıyorsunuz. Her zaman bizden haberdar olmak için diyorum. Ağzınıza sağlık tekrardan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere.